havası. Evet. Birazcık daha. Hoş geldiniz. Az daha gelin. Evet, az daha gelin. Yemek bırakmak istiyoruz. Evet. Bu da örnek olsun. Yani anlıyoruz arkadaşlarımız. Yavaş. Balıkesir'imizin Büyükşehir'in kent lokantalarından ilkinin açılışını yapıyoruz. Artarak devam edecek. İlçelerimizde de artarak devam edecek. Bununla ilgili bütün yol haritamızı, çalışmalarımızı tamamladık. Değerli ailem, bildiğiniz gibi uzun bir süredir maalesef ama maalesef yanlış ekonomi yönetimi vatandaşımızın maalesef belini büktü. Alım gücü düştü, yoksulluk da büyüdü ve maalesef büyümeye devam ediyor. Dar gelirli enflasyona yenik düştü. Orta sınıf yok kadar azaldı. Ve Türkiye'nin en büyük sendikası Türk İş'e göre de Ekim ayında açlık sınırımız 20.432 lira, yoksulluk sınırı da 66.553 lira oldu. İnanılabilir değil ama gerçek hakikaten. Yoksulluk sınırının 66.000 lira olduğu bir ülkedeyiz maalesef. Ben buna ne yazacağım, düşüneceğim bilemedim. Şunu not ettim. Ayıptır, yazıktır, günahtır bu millete. Açık net. Yani düşmeyen enflasyon, bitmeyen zamlar, eriyen maaşlar şu anda vatandaşımızın gerçek gündemi. Markete, bakkala, kasaba her gittiğimizde rakamlar hakikaten herkesi şaşırtacak derecede değişiyor. Etiyle, sütüyle, tarımıyla ülkemizde önce olan Balıkesir'imizde dahi mutfak harcamaları herkese ama herkesi zorluyor. Dar gelirli vatandaşımız, bakın bu bir gerçek, simidi dahi bölerek almaya peşinde. O derece. Okul kantinlerin durumundan da bahsedeyim. Oraya da el atacağız. Onu da söyleyeyim. Onları da planladık. Açık net söyleyeyim. Balıkesir'imizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü veriyoruz. Asla. Bakın köfte ekmek, bir köfte ekmek okul kantininde 100 lira. İçinde de 3 tane köfte var. Baktığınız zaman kantinler veresiye verip yazmaya başlamış durumda. Bizim evlatlarımız, hepimizin evlatları maalesef beslenemiyor yeterli derecede ve maalesef gelişemiyor. Bu zaten bütün teknik araştırmalarda da açık net ortada. Yetersiz beslenmeden dolayı evlatlarımız bodur kalmaya başladı. Ülkemiz açısından bir utançtır ama bunun olmasına Balıkesir'de izin vermeyeceğiz hemşerim. Vermeyeceğiz. Bizler kent yoksulluğunu sonlandırmak için çalışma yapıyoruz. Ama bu kent yoksulluğu öyle bir noktaya geldi ki maalesef ölümlerle sonuçlandığını görüyoruz. Geçtiğimiz gün bakın hemen dibimizde İzmir'de anneleri tek başına ve alın teriyle kazandığı parayı almak için evden ayrıldığında 5 evladımız içler acısı bir şekilde maalesef can verdi. Hepimiz ağladık, hepimiz üzüldük. Böyle bir acıya valla inanın dağ taş olsa dayanamaz zaten. Ama maalesef ne acıdır ki bir acı bitiyor, diğeri başlıyor. İşte bu acılar Balıkesir'de yaşanmasın diye hep birlikte çalışıyoruz. Efendim ağzı süt kokan çocuklarımız sıcak konforlu bir evde anneleriyle yaşamak yerine böyle acı bir şekilde can veriyorsa bundan siyasi iktidarın bizzat kendisi sorumludur. Bizler de yerelde iktidar olarak evlatlarımıza bu sorumluluğu yaşatmamak için, bu acıları yaşatmamak için belediye başkanlarımla bir gece gündüz demeden çalışıyoruz ve daha çok çalışacağız hemşerim. Bu gidişatı eleştiriyoruz ama artık belediyeler sadece efendim kanalizasyon, sadece yol yapan ve sadece çöpten sorumlu bir noktadan çıkmış durumda. Ülkemizin bu gidişatındaki sıkıntılarını kendi üzerine alıp bunu çözmek için teker teker çalışma yapıyor. Yani kentteki yoksulluk ve bunlar da mücadeleyle ilgili de hep birlikte çalışıyoruz. Ortadaki ekonomik krizin yarattığı sonuçlardan dolayı bu açığı kapatmak için bir aradayız. İnsanlığın barınmadan sonra en büyük ihtiyaçları olan yurttaşlık hakkı, yerel yönetimler bugün hem ülkenin kriziyle hem de iklim krizleriyle hem de doğal afetlerle bu konularla ilgili de mücadele ediyor. Yani vatandaşın cebindeki yangını söndürmek için de mücadele ediyor. Bizler de şu anda bir aradayız. Biliyorsunuz Dünya Balıkesirliler Günü'nde yakın kartımızı tanıttık. Ve bu yakın kartımız ile kırtasiye desteğinden tutun da askere gidiyoruz.
gideceklerin olan destekler ve diğer tüm destekleri de tek tek açıkladık. Ve bunları dağıttık. İlk etapta şu anda rakamlar 6000'i geçti. Bakın bu insanları ifşa etmiyoruz. Çünkü bizim imanımız gereği yapılanlarda insan onuru her şeyin ötesindedir. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeden, insan onuruna dokunmadan tüm Balıkesirli vatandaşlarımızın yokluğunda yanındayız. İhtiyaçlarında yanındayız. Sorunlarında yanındayız. Onlara en yakınız. 2 hafta içerisinde yaptığımız görüşmeler sonucunda aldığımız net tablo şudur. 10.000 vatandaşımız yakın kartla buluşuyor şu 2 hafta içerisinde. Maalesef kent lokantalarımız bir ihtiyaç gereği oluştuğu için bunu açmaya Türkiye'nin her noktasında devam ediyoruz. Şimdi buradan söyleyeyim. Balıkesir'e örneği olmayan büyük bir aşevi geliyor. Hayırlı olsun hemşerim. Bütün kent lokantalarımızın sayısını arttırıyoruz. Ve bunun yanında ihtiyaç sahibi mahallelerimize kent mutfakları kuruyoruz. Orada kent mutfaklarıyla oluşturduğumuz mutfaklarla 20 ilçemizin ihtiyaç sahibi gördüğümüz, tespit ettiğimiz mahallelerde oluşturduğumuz kent mutfaklarıyla yerlerini tespit ettik. Şu anda inşası devam ediyor. Bunlar açılacak ve o ailelerimiz çocuklarını alacaklar, oradan gidip çok cüzi fiyata alışverişini yapabilecekler. Bunları da yakında hizmetinize sunuyoruz hemşerilerim. Esnafımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Çünkü esnaf olmadan eşraf olmaz. Esnafımız zarar görmesin diye hem esnaf dairemizle hem de esnaf odamızla hep istişare içinde hareket ediyoruz. Kent lokantamıza vatandaşımız geliyor, 50 liraya 4 çeşit yemek yiyor ve sağlıkla, huzurla da buradan ayrılıyor. Balıkesir'imize uğurlu olsun, hayırlı olsun. İnşallah kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanarak, israf etmeden tarım ve hayvancılığın başkentinin potansiyelini de çok daha yukarıya çıkartarak, bakın göreceksiniz, vatandaşımızın hak ettiği hizmeti çok kısa sürede sizler hissedecek derecede sizlerin ayağınıza getireceğiz. Bizler içinde Allah korkusu olan insanlarız. Göreve geldiğim günden beri önce Allah korkusu olacak. Ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde kul hakkı yenmeyecek dedim hemşerim. Ve bunun için gece gündüz çalışıyorum. Kardeşiniz Ahmet Akın olarak inanın söz verdiğim gibi size en yakın Ahmet Akın hemşerim. Söz veriyorum. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allahümme ya müfettihel ebvab. İftah lena hayral bab. Ey bizleri yoktan var eden, esirgeyen ve bağışlayan, sayısız nimetler ihsan eden, ikram eden ey yüce Rabbimiz. Açılışını yapmış olduğumuz işletmemizi, lokantamızı katında hayırlı ve mübarek eyle. İzzetli ve şerefli eyle. Özellikle gecesini gündüzüne katarak koşturan, çalışan, başta başkanımız olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarını, personelimizi, işçilerimizi, bütün birimlerimizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Açılışımızı hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Duamızı bitirmeden önce uzaktan yakından açılışımıza gelen, el açıp amin diyen kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle. El Fatiha. Değerli hemşerilerim. Aynı zamanda buradan başlamak üzere askıda yemek organizasyonumuzu da başlatıyoruz. Ben kendi maaşımdan 200 yemeği askıya koyuyorum. Buraya destek vermek isteyen olursa onunla ilgili de arkadaşlarımız buraya bir şey açacaklar. Olur da ihtiyaç sahibi, imkanı yok. Orada da biz hep beraber Allah rızası için elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. İlk 200 kardeşimizin yemeği bendendir. İhtiyacı olan, talep eden hayırlı uğurlu olsun. Devam edecek. Hadi Allah utandırmasın. Bismillah. Hadi bismillah. Hadi hayırlı. Amca suyunu da alır mısın? Sağ ol efendim. Başkan sağ ol. Başkanımıza destek olmak için geldim. Kendisini çok seviyoruz. Böyle bir şey yaptığı için de çok mutluyuz. Çok gururluyuz onun için. Başkanımıza destek olmak için geldim. Kendisini çok seviyoruz. Böyle bir şey yaptığı için de çok mutluyuz. Çok gururluyuz onun için. Yani bence çok mantıklı zaten. Günümüzde de ekonomi kötü. Ve
çok iyi bir şekilde düşünce olmuş yani. Çok güzel bir şey. Her ilde olması gereken bir şey. Bu paraya dışarıda gidip de karnını doyuramayan, bunları yiyemeyen çok insan olduğu için çok büyük bir hizmet diye düşünüyorum.